Merhaba herkese. Bugün Halifax ve Dartmouth'ta yaşam hakkında birkaç kelime etmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi 3 senedir buradayım. Bilmeyenler de kanala hoş geldi. Buradaki yaşantım açıkçası bir Toronto'dakine nazaran çok 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 daha yavaş. Benim yaşantım ve genel buradaki insanların yaşantısı diyebilirim. Şimdi birkaç kişi bana şeyi sordu. Yani Toronto ile orayı kıyaslarsanız hani nasıl bir hayat? Kapıyı açayım, sıcak oldu. Cama açmamıştım, şu an arabayı kapattım. Kıyaslarsanız nasıl bir hayat? Hani bunu nasıl açıklayabilirsin demişti. Yani bu video Toronto Halifax kıyaslaması olmayacak ama gene biraz bilgi vereyim bu konuda. Toronto'da yaşarken bir yerden bir yere gitme çabası vardı. Yani o çaba gerçekten bir çaba gösteriyordunuz. Yani tabii işte aracınız olsa da olmasa da, gerçi bizim yoktu aracı ama aracı olmayan bir insan olarak oradayken otobüse biniyorduk, yürüyorduk otobüs için. İşte otobüse biniyorsun, oradan inip metroya biniyorsun, metrodan inip başka bir metroya, ondan sonra bir daha otobüs derken kar, kıyamet, bir sıkıntılı bir durum vardı ortada. Yani bizim açımızdan hani bir araba sahibi olmamak, araba sahibi olsak bile trafiği çok yoğun olan bir yerde, kazası yoğun olan bir yerde. Burada öyle bir dert yok. Otobüsle gitsen bile, otobüs ve vapur yapsan bile öyle bir derdin yok. Çünkü şehir küçük. Tabii şehrin kuzeyindeki yerlerde yaşamıyorsan, tabii yani şehrin dışında gene HRM'desin ama Halifax'ın kuzeyindeki işte Bedford'tır, işte Lower Sackville falan taraflarında değilsen ulaşım çok kolay aslında. Dartmouth'a bile kolay yani. Bu yaşadığım bölge residential olarak adlandırdığımız suburban mı oluyor artık? Yani şehrin dışı ama yine de şehrin içinde yine de. Tam açıklayamadım ama çok fazla iş yerinin olmadığı, sadece insanların müstakil evleri olduğu ve çok fazla binanın falan da olmadığı bir yer. Çok fazla yeşilin oldu. Yani arka planı şöyle görüyorsanız, şöyle bir panorama mı artık nasıl? Yani sürekli ağaçların olduğu bir yer. Daha çok tabii bunun eksi ve artı yönleri var. Tabii ki doğal ortamdasınız, artı yönleri. İşte sessiz falan filan. Hani öyle bir curcuna yok. Yani iş ortamında hani insanların, yani böyle hani trafik falan filan. Trafik olduğu oluyor ama iki tane köprümüz var. Alttaki köprüde zaman zaman trafik oluyor. Çünkü işte rush hour denilen sabah 7-8, akşam 5-6 civarında oluyor. Onun dışında çok 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 sessiz bir şehri diyebilirim, dağıtmış şehri. Halifax için aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü Halifax'ta da bir yıl yaşadık neredeyse. 2 yılda burada Dartmouth'ta yaşadık. Bir başka Toronto ile hani kıyaslayabileceğim bir başka şey ise burada popülasyon düşük. Yani en başa dönüyorum. Popülasyon çok az. Yani bulunduğumuz bölgede 400 bin 500 bin insan var. Yani kıyaslasan işte hep popülasyondan, işte doğal ortamı olmasından. Bir de tabii hani iş azlığı negatif bir etki Nova Scotia'da deniliyor. Ama ben şunu şöyle söyleyebilirim. Toronto'da da hani okuyorduk biliyorsunuz. Orada da iş bulmaya çalışıyordum. Tabii zor değil iş bulmak orada. Onu söyleyeyim. Ama çok fazla kıyas var. Yani çok fazla insan var. Survive instinct deniyor ya, yani. Yani survival instinct. Yani hayatta kalma çabası. Tabii herkes Toronto'da başlıyor hayatını orada. Hani yani bizim Türklerin çoğu orada başlıyor. Benim tanıdığım en azından. Yani Halifax'ta mesela, tabii burada da var da neyse. Orada iş bulma, hani kendi kariyer, Türkiye'deki kariyerinizde iş bulma sıkıntısı bir tık daha fazla. Burada onu görmedim. Burada ben kendi işimi yapabildim. Bu benim özelimde olan bir şey. Bazı insanlar yapamayabilir. Yani garantisi yok bunun. Her sektör bu şehirde olacak diye bir şey yok ama ben bulabildim ve çevremdeki insanları da bulduğunu gördüm. Ha, bulamayan da var yani, açık konuşayım, ama iş konusunda burada çok 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 sıkıntı yaşayacağınızı pek zannetmiyorum. Yani gelişen bir şehir,
Her yer, her tarafa doğru gelişen, büyüyen bir şehir. İş imkanları artıyor IT sektöründe. Servis sektöründe aşçılar için. Ondan sonra yani böyle sıkıntılı, aha şöyle, hatta sağlık sektöründe şu an Türkiye'deki sağlıkçılara sesleniyorum ya da sağlık okumak isteyenler buraya gelip sağlık okusunlar abi. En büyük şu an en ihtiyacımız olan şey nurse, doktor ve hemşireler. Şu an çok büyük bir sağlık krizinin içerisindeyiz. Hastanelerde, ha şundan da bahsedeyim mi? Gerçi bu Kanada genelinden çok fazla sağlık sıkıntısı yaşıyoruz. Nedir? Family doctor dediğimiz sağlık ocağı, yani her kişinin kendi özel doktorunu bulması çok zor. Yani şöyle 10 kişi bulsan sokakta, bunun ikisinin aile doktoru yoktur. Aile doktoru ne işe yarıyor? Aile doktoru sizin tüm kayıtlarınızı tutan kişi. Çok farklı yani aile doktoru önemli aslında. Şu an aile doktorunun çok detaylarını bilmiyorum ama aile doktoru olmadın mı sıkıntı yaşama ihtimaliniz var şey açısından. Hani genel olarak sıkıntı, gidip walk-in kliniklere gidebilirsiniz ama aile doktoru sizin için hani daha ne daha iyi servis verebilecek bir kişi, çünkü sizi tanıyor. Sizin sağlık geçmişinize hakim. Aranızda bir samimiyet var veya appointment alabiliyorsunuz telefonla. Burada mesela normal walk-in kliniği aradığınızda oranın şeydeyseniz, sağlık ne derler, çok toparlayamadım. O sizin özel doktorunuz değilse, family doctorunuz, size direkt appointment veremiyor. Gelin burada sırada bekleyin diyor. Şu an çok fazla sıra var mesela. Ben sabah gidiyorum mesela. İşte bir walk-in kliniğe ihtiyacım var. Bir ilaç yazdıracağım. Sabah 6'da 7'de uzun sıralar oluyor. Kapıda bekliyoruz bayağı. Yani ha, o kapıda bekleyişin sonunda da doktoru görmüyorsun. Kayıt yaptırmak için o sıradasın. Onu unutma. Yani senin kaydını için hani 3-4 saat orada bekleyip sonra kaydını alıyorsun. Sonra sıra sana gelene kadar akşam oluyor zaten. Yani belki öbür gün veya ondan sonraki günde doktoru görebilme ihtimalim var. Fakat tabii bir side yolu var bu işin. Yani bir farklı yapabildiğin şey var. Online appointment'lar var. Bu nedir? İşte telefonla. Şimdi telefonla alan başka walk-in klinikler var. O da şey, telefonun derdini anlatıyorsun. Veya işte kamera falan açtırıyor. O tarz yapabiliyorsun. Onların da işte bir haftadan önce book etmen gerekiyor. Onları ayarlaman gerekiyor. Çok sağlık sistemi biraz sıkıntılı. Yani Nova Scotia'da sıkıntılı. Nova Scotia'da ama şeyde, diğer eyaletlerde de sıkıntılı olduğunu biliyorum. Yani genel olarak Quebec'te, işte Ontario'da, BC'de de şikayet edenleri duydum. Yakın çevremde. Ama ben buradan bahsedeyim. Evet, acilde gittiğinizde hani 12 saat bekleme muhabbeti gerçek. Yani Allah korusun, çok acillik işim olmasını istemiyorum ileride ama olduğunda da oldu. Gerçekten işte acil bir durum, çok acil bir durum değilse bekletiyorlar. Yani hani böyle kolum falan kesilmiş, ne bileyim, çok böyle hani şeyse zaten hani paramedik gelip o işini görüp seni hastaneye naklediyor. Yani çok sağlık sektörü iyi değil. Evet, bu kadar söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar şey yapıyor işte, çok uzatıyorsun kelimeleri diyor. Uzun süredir Türkçe pratiği, Türkçe konuşması Hazal haricinde yapamadığım için çok akıcı konuşamıyorum. Jump cut falan yapıyorlar da jump cut'ı çok sevmiyorum. Yani şey, daha akıcı konuştuğumda jump cut videoları gelir. Evet. Yani evet, sonra Nova Scotia, Halifax'ı Toronto'dan ayıran birkaç özellik, işte dediğim gibi havaya girmedim. Çevre ve insan azlığından bahsettim. Bir de havadan bahsedeyim. Yani buranın havası benim Toronto'ya göre kıyasla çok çok daha iyi. Yani şimdi bazı arkadaşlar kızacak. Arkadaş, orası da soğuk. Orada da -10, -20 çok oluyor. -20'yi birkaç kere gördüm açık konuşmak gerekirse. Yani hissedilen -20-25 var. Kar yağıyor mu? Yağıyor. Aması şu. Toronto'daki o kuru şey hava burada yok. Yani artık ben orada ağladığımı hatırlıyorum. Yani abi çok soğuk ya. Yani
sokakta sıkıntı yaşadığımı hatırlıyorum yani. Ama burada Yeni İskoçya'da, Nova Scotia'da, işte Halifax kentinde o kadar çok fazla kar da yağıyor ama çok fazla hızlı eriyor burada. Yani çok kalmıyor. Öyle çok günlük hayatınızı zorlayacak bir şekilde olmuyor. Yani birkaç gün olur. Kışın birkaç gün sadece. Evet. Daha çok bu tarz videolar çekeceğim. Bana konu olarak yazarsanız sevinirim. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalı aktif hale getireceğim. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.